Evet, merhabalar. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa özlediğim mekana, yayıncım Doğan Kitab'ın ofisine döndüm. Sizlerle piyasaya yeni çıkmış olan Bir Gece Yolculuğu kitabımı konuşmak ve bana soracakları sorulara cevapla, belki de sizlerde uyanacak sorulara şimdiden hazırlanmak üzere buradayız. Benim için gerçeklik kurgu zaten her romanımda iç içe geçmiş gibidir. Kurgu romanlarımda muhakkak gerçekler yer alır. Gerçekler de zaten içinde muhakkak kurgu barındırır. Hayatın aynen kendisi gibi hayallerimizle gerçeklerimizin ya da gerçek zannettiklerimizin bir arada bir haşır neşir olması da benim için roman yazmak. Son kitabım aslında çok çok sene evvel yazılmış bir kitaptı. İsmi konmuş, basılmış bir kitaptı. Fakat maalesef okurla buluşması gerçekleşememişti. Dolayısıyla neredeyse ölü doğmuş bir bebekti diyebilirim. Bir Gece Yolculuğu aslında benim için yeni, ilk defa okurla gerçekten kucaklaşacağı bir evreye girdi. Çok heyecanlıyım. Çünkü diğer romanlarımın çok dışında farklı dili olan, fantastik dili uyguladığım bir roman tarzımdır. Benim yazarken aldığım keyfi alacağını umuyorum okurlarımın da. Yazarlık hayatımda tabii mutlu anlarım çok. Böyle bir tane seçmem mümkün değil. Çünkü her bir mutluluğumun farklı bir aşaması var romancılık süreci içerisinde. Ama beni romancı yapan ilk kitabım Kul Seyyid Şura'nın okurla buluşması tabii ayrı bir mutluluktu. Çünkü beni edebiyat alanında kalmamı sağlayan, hem merhaba dememi hem de kalıcı olmamı sağlayan kitaptı. Ama onun dışında her öykü, karakter veya mekan bana kendini yazdırmak için seslendiğinde duyduğum heyecan ve mutluluk farklıdır. Çalışırken aldığım mutluluk farklıdır. Bir de bittiği, noktaladığım an duyduğum coşku farklıdır. Okurumdan geri dönüşler gelmeye başlayınca da artık kanatlanırım dediğim bir mutluluk evresi başlar. Kul Seyyid Şura dizisi her ne kadar benim sadık okurlarımın itirazları olsa da dünyanın herhangi bir ülkesinde Hollywood dahil olmak üzere şayet diziye çevrilmiş olsaydı daha iyisi yapılamazdı diyeceğim kadar güzel işlenmiş bir diziydi. Çok büyük bir fedakarlıkla ve büyük ustalıklar sergileyen bir ekip birliğiyle bir araya getirildi. Ancak romanla kıyaslayanlar için şu farklılığı anlayışla karşılamalarını rica ediyorum ki edebiyat diliyle ekran dili ve dinamiği birbirinden çok çok farklı olduğu için ister istemez değişiklikler araya girmişti. Yoksa ben yazarı, kitabın yazarı ve Kul Seyyid'in torunu olarak Kul Seyyid ve Şura dizisinden son derece mutluydum. Beni ilk defa okuyacak okuruma tabii yine Kul Seyyid Şura ve ona bağlı olan Kul Seyyid Murga, Mengene göçmenleri, Bir Harp Gelini, Şura, dedem Kul Seyyid ve ben gibi altılıdan oluşan o nehir roman dizisiyle başlamasını öneririm. Bana kalsa ben hepsini okumalarını isterim tabii ama okurum biraz da kendi zevkine ve içine katılmak istediği dünyaları yaptığı seçimle bağlı bir şey. Benim hayatta unutmak isteyeceğim an yok. Benim hayatla ilgili prensip olarak geçmişe dair keşkelerim, amalarım, ileriye dönük de endişelerim olmadan yaşama prensibine sahibim. Geçmişle sürekli hesaplaşmayı hiç sevmiyorum. Onu geçmişteki yaşıma, zaman dilimine hakaret olarak kabul ediyorum. Gelecekle endişe gelene kadar endişeyi yaşamamaktan yana olarak bir tavır koyuyorum. Çünkü orada endişelenilecek şey yaşanmayacaksa şayet, büyük bir ihtimalle de yaşanmayacaktır. Boşa bir acılı zaman geçirilmiş olunuyor. Böyle acılardan yana da hiç taraftar değilim.
Hayatın zaten bambaşka acıları oluyor kendiliğinden yaşanan. Evet. Evet. Aslında çok kuvvetli bir duruşum vardır. Çok mücadeleciyimdir. Pes etmem. Çok azimliyimdir. Çok çalışkanımdır. Yorulmam. Kavgamı yaparım. Taviz vermem. Hayata çok sıkı asılırım. Acıların, hüzünlerin, kırgınlıkların altından tek başına kalkmayı çok erken yaşta öğrendim. Gittikçe de daha kuvvetli bunu halledebiliyorum. Ama bütün bunların da getirdiği, aynı zamanda duygusal ve duyarlı olmanın getirdiği kırılganlıklar, kırgınlıklar tabii ki oluyor. Onları da yine kendi içimde veya sevdiğim şeyleri çoğaltarak, seveceklerimi çoğaltarak tedavi ediyorum. Bu zaten doğru bir şeydir. Hayat seçimlerden ibarettir. Hiçbir şeyi seçmemek dahi bir seçimdir. Dolayısıyla aslında önümüzde bizim mücadele cesaretimize, yaşadığımız korkulara, iç dünyamızdaki endişelere, iç düzenimize bağlantılı olarak tamamen seçimlerle yaşıyoruz. Çok kontrolümüzün dışında bizi sudulan hayat bölümleri de var gayet tabii. Orada da yine o hayatı kabullenmekle o hayatla mücadele etmek arasında bir seçim yine bize ait. Hasılı hep seçerek yaşamak durumundayız. Ben arkadaşlarımı da çok seçerim. Ve bende paylaşımımdan geriye sadece acı, üzüntü ve kırgınlık bırakacak hiçbir ilişkide yaşamam. Bu arkadaş da olsa böyledir. Sevgili de olsaydı böyleydi. Dolayısıyla hayatın bu kısa döngüsü içerisinde kendimize özellikle acı getireceğini, üzüntü getireceğini bildiğimiz kişilerden uzak durmamızın şart olduğuna inanıyorum. Benim yazarlığım aslında hayattan besleniyor. Coğrafya da çok önemli bir şey. Fakat artık bugünkü teknolojik imkanlarla zaten coğrafyalar bir araya geldi gibi. Ve insanların değişken coğrafyalarda dahi aslında sonunda aynı insani duyguları, aynı insani acıları ve keyifleri yaşadığını görüyorsunuz. Problemler belki toplumun genel kültürüne, gelenek ve göreneklerine göre hafif değişkenlikler gösterebiliyor. Ama aslında her insan ancak insan için olanı yaşıyor. Bu hepimize ait duygular. Dolayısıyla getirileri de aynı oluyor. Acı yönünden de, keyif yönünden de. Ben 6 senedir Amerika'dayım. Ama bütün yazdığım kitaplar, o sırada yazdığım 5 kitap yine kendi ülkemden, kendi topraklarımdan hikayeler oldu. Ama aynı zamanda bunlar evrensel hikayeler. Dünyanın her yerinde herhangi birine ait olabilirdi. Bu genel anlamda yani kitabın bütününe başlamadan itibaren diye sorulduysa bu soru, evet çok uzun bir araştırma dönemim var. Benim araştırma sürecim yazım sürecinden daha uzundur genellikle. Çok ciddi, çok uzun. Belki de kitapta hiç kullanmamın gerekmeyeceği şeylere, derinliklere, detaylara kadar çalışmak ihtiyacını hissediyorum. Onun için hep derim ki her kitabım benim için bir üniversite tezidir. Ve o yeniden öğrenmekten, yeni bir şey öğrenmekten de çok büyük keyif alıyorum. Fakat eğer günlük çalışma temposuna dönersek, her gün çalışmaya oturmadan önce muhakkak bir kere bir evrenle buluşmayı gerçekleştiririm. Yani bu enerji bütünlüğünün, hayal gücümün bendeki yansımalarını dimağıma, kelime hazneme en güzel aktaracağım şekilde bir meditasyonumu yaparım. Konumun başlığına göre daha evvelden seçmiş olduğum müziğimi koyarım. Ve zaten hazırlanmış olan o zihnimin kanatları dediğim kanatlarıma takılır, yola çıkarım. Ay çok, çok. Ölümden hiç korkum yok. Yalnız yetiştiremeyeceğim projeler var. Onun telaşındayım. Çok hikaye var. Yani çünkü hayattan hikaye toplamak üzere yaşıyorum. Her baktığım objede, her giden bulutta, her uçan kuşta, her yolculukta, yan koltukta dinlediğim bir sohbet, hepsi benim için bir hikaye konusu. Birçok kurgu hazırlığım var. Bunlar dimağıma düştükçe de not alıyorum, kenara bırakıyorum.
Tek dileğim sağlıklı, açık bir zihinle bunları tekrar okuruma ulaştıracak zamanım olması. Sevmek, sanırım sevmek konusunda çok tecrübeliyim. Sevdiklerim en azından öyle söylüyor. Sevmeyi seviyorum, aşkı seviyorum. Hayatın kendisinin de bir sevgi ve unsur olduğunu, sevgi unsuru olduğuna inanıyorum. Bu evrene, evrende varlığımızın sebebinin sevgi ve bunu anlayana kadar da zorlamak olduğuna inanıyorum durumu. Sevgiyle ilgili çok çok kendime ait, benden beraber dünyaya geldiğim ve geliştirdiğim bir duygu olarak hissediyorum. Çok bana ait gibi geliyor. O yakınlığım var. Hepsi diyeceğim. Hepsini çok severek seçiyorum. Canlandırıyorum. Şimdi gerçek karakterlerim var. Tabii Kurt Seyit dedem çok bambaşka bir yeri var. Kanından, canımdan, öyküsünü, acılarını, hüzünlerini, keyiflerini genlerimde taşıdığım bir insan. Çok özel benim için o anlamda. Annem var, anneannem var kendi hayat hikayeleri içinde. Onlarla yakınlığım tabii ki bambaşka kahramanlarım olarak. Ama bir de kurgu kahramanlarım var ki benim için onlar da kurgunun ötesine gerçek bir hayata geçiyorlar yazdığım süre içinde. Hatta kulağıma fısıldıyorlar, beraber yazıyoruz neredeyse kitaplarımı. Dolayısıyla mesela Sır ve Aurora'nın İncileri kitabındaki Hüma karakterim çok özeldir benim için. Unutkan Aşk'taki Maya zaten Alzheimer teşhisi bana konsaydı ne yapardım ve nasıl yaşardımı düşünerek Maya'yı canlandırdım. Dolayısıyla bugünkü ben değil ama belki olası bir Nermin'i anlattığım bir kitap olduğu için Maya'yla da çok yakın ilişkim var. Ama hangisinden bugün bir parti versem, hangisini çağırsam dersem yeniden bir liste yapmam gerekebilir. Yazmak için zorlandığım kitabım hiç olmadı. Verdiği acı ve hüzünden dolayı takıldığım yerler olan kitaplarım olmuştur. Bunlardan bir tanesi Kurt Seyit Murka kitabımda. Kitabın son sahnesinde artık dedemin intiharını anlattığım zaman ne yazacağımı çok çok iyi bilmeme rağmen iki gün odamdan dışarı çıkamadım. Yemek yemedim. Sadece ağladım. Ne yazacağımı bildiğim için ağladım. Ve onu elim varmadı yazmaya. Çünkü dedemi 1892'nin alıştasında yeniden doğurtmuştum. Bebekliğinden onu ele aldım. Büyüttüm, aşık ettim. Ve maceralar yaşattım. Evlendirdim. Deli dolu beraber yaşadım onunla 2 sene boyunca. Ve o kadar artık can bulmuştu ki benim için. O son sahneyi yazdığım zaman onu tekrar ben öldürüyorum gibi bir duyguya kapılmıştım. Ve onu mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalıştım. Ama tabii kitabın da bitmesi gerekiyordu. 2 gün sonunda son bölümü de yazdım. Yıllar o nedir? Ben zamanın sonsuzluğuna inanıyorum. Zaten duygu olarak sanki hep vardım gibi geliyor. Sanki hep dolacağım gibi geliyor. Onun için hakikaten geçen yaş, seneler yaş olarak algılama anlamında bende hiçbir tesir yok, hiçbir şey ifade etmiyor. Aynaya da çok fazla bakmıyorum. Hayalimle, hayal kurduğum şeyleri gerçekleştirmekle uğraşıyorum. Severek yaşamaya çalışıyorum. Duyarlı olarak yaşamaya çalışıyorum. Hayatı özümsemeye çalışıyorum. En azından hayat diyebildiğimiz bu dünyayı özümseyerek çalışıyorum içime almaya. Dolayısıyla hakikaten geçen zamanı yaşamaktan başka bir şey yaptım yok. Onun dışında beni ilgilendirmiyor zaman. Maalesef benim deminki sorunuza da belki parantez içinde cevap vereceğim bir şeydir bu. Yani Amerika'da olduğum sürede yazdığım bir kitaptır bu. Ülkemin
kadınına, kızına, erkek çocuğuna, hayvanına, tabiatına, insanına genellikle yapılan zulümde zulme uğrayanların yalnız bırakılması, sistem tarafından yalnız bırakılması ve saldırganların, sapıkların adeta ödüllendirilerek ve adeta teşvik edilerek ortaya salınmasının yanı sıra bu saldırganların kurbanı olanların sistem tarafından da tekrar tekrar kurban edilmesine büyük isyanım var. Dolayısıyla yani yurt dışında olmak beni ülkemin mutluluklarından veya mutsuzluklarından uzakta bırakmıyor. Tam aksine uzaktan burada belki de içindeyken sansürlenen, göremediğim birçok şeyi daha net görme şansım oluyor. Ve o isyanı dile getirmek, o kurbanların sesi olmak üzere yazdığım bir kitaptı. Yalnız tabii bu sadece Türkiye'nin derdi değil, bunu da biliyorum. Yani Amerika gibi bir ülkede bile bugün her ne kadar başka konular öne sürülerek örtbas edilmeye çalışsa da orada da inanın çocuk gelinler, aile içi şiddet, pedofili, kadına karşı şiddet, cinayetler son derece önde giden problemler arasında. Tüm dünyada bunun bir yayılmasını görüyoruz enteresan bir şekilde. Sanki sistematik böyle bir program farklı kültürlerde o kültürün kendi şiddet derecesine göre uygulanmakta. O kitapta benim tahminimin aksine çok hakikaten gerekli olduğu yerlere, adreslere ulaştı ve çok ses getirdi. O açıdan memnunum. En azından dediğim gibi sesi çıkamayan ve tekrar tekrar kurban edilen kurbanların sesi oldum Havva'nın cezasında. İki ayrı yapımcıyla muhtelif kitaplarımın üstünde konuşmalar var. Fakat bunlar hep uzun soluklu projeler. Hangisi ne olur, ne zaman olur onun hakkında söyleyebileceğim bir şey henüz yok. Evet sevgili okurlarım, sizlerin sorularına mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştım. Umarım tatminkardır. Şimdi gelin sizde zihninizde yeni sorular uyandıracak bir gece yolculuğuna şöyle bir göz atalım. Dünyamızın demin de bahsettiğimiz bu bir sürü sapıklığı, aklımıza uymazlığı, bizim kafamıza yatmayan çarpıklıkları, kötülükleri, hüzünleri, acılarını bir yana bıraktıracak, hakikaten benim zihnimin kanatlarına takılıp yola çıkacağınız çok keyifli, mistik, mitolojik, tarihi, esprili bir kitapçık bekliyor sizleri. Fantastik bir roman. Sevgili Nazlı Eray'ın, onu da çok severek okuduğunuz sevgili Nazlı Eray'ın bir kitabını okuduktan sonra ona teşekkür yazmak üzere başladım ve romana dönüşen bir romancık bu da. Keyifli okuyacağınızı sanıyorum. Hepinize çok çok sevgiler, sevgiyle kalın.